Şimdi bak, bir Yani tane futbolcuyu konuşmamız lazım artık. Demin tabii. Feridun'un da ismini zikrettim. Emre Belözoğlu. Ali Kır da yazmış. Az önce bu Emre Arda gibiler olduğu sürece ahlak falan olmaz diye. Doğru, katılıyorum. Bak şimdi Emre Belözoğlu dosyasını hafiften bir açalım. Zaten biliyorsunuz da hatırlatmak maksat. Şimdi bu maç Halil Umut Meler'in maalesef şiddete maruz kaldığı o maç sonunda pardon, bir görüntü var. Daha bu yumruk atılmamış. Maç bitmiş. Bak bu görüntü. Bunun video olarak şöyle bir saat devam ediyor bu şekilde. Şu Emre Belözoğlu parmağı havada olan, sarılan da İlhan Palut. Rizespor'un teknik sorumlusu, teknik direktörü. Emre o sırada öyle küfürler ediyor ki ağzından anlıyorsun zaten. Emre'nin huyudur biliyorsun. Emre çok küfür eder. 1.000 kere gördük. Ağzından anlıyorsun. Hakem de hemen şu ileride. Maç bitmiş. İlhan Palut bunu sakinleştirmeye çalışıyor. Emre Belözoğlu'nun Ankara Gücü'nün teknik direktörü. Zorla sakinleştiriyor. Zaten İlhan Palut sonra konuşmuş. Ondan not aldım. Şey demiş İlhan Palut. Ya ben işte o kadar sinirliydi ki. O an işte o anda yaşananları anlatıyor. Olayların çıkması anlam veremedim diyor İlhan Palut. Başkan diyor saha içine girerken teknik direktör Belezoğlu çok sinirliydi. Sarıldım diyor kendisini sürekli sakin ol hocam, sakin ol hocam diyerek teskin etmeye çalıştım diyor. Soyunma odasına girmemiz konusunda da ikna ettim diyor. Son dakikada yenilen gole çok sinirlendiler diye anlatıyor yaşananları. Şimdi İlhan Palut Emre böyle delirmiş gibi Halil Umut Meler'e parmak sallayıp hakaretler ederken güç bela sakinleştiriyor, şeye götürüyor, içeri götürüyor soyunma odasına. O sırada zaten Emre'nin yanından Ankara Gücü Başkanı koşarak sahaya giriyor, yumruğu atıyor ve hadise patlak veriyor. Orada olanlar oluyor. Sonra ne oluyor? Bu kavga gürültü işte hakemin dayak yemesi. Emre çıkıyor basın toplantısına. Diyor ki aynen şöyle cümleler. Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek bir şey de yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylüyorum. Diyor kalkıyor gidiyor. Ya üzgünsün de birader olayları başlatan sensin yine. Yani çok garip bir şekilde Emre Belözoğlu neredeyse orada kavga var, gürültü var, gerginlik var abi. Şimdi örnekleri not aldım ben. Sana tek tek hatırlatacağım Ceyhun. Bak bu adamın futbol hayatını konuşuyoruz bir taraftan. Başarılıdır. Transferler yaptı, gitti yurt dışına etti falan filan. Ama Emre denince akla niyeyse pek onlar gelmiyor. Emre'nin trafik kazası geliyor. FETÖ iddiası geliyor. Irkçılık meselesi geliyor. El kol hareketleri akıllara geliyor. Küfürleri akıllara geliyor. Kavgaları akıllara geliyor. Hemen söyleyeyim. Emre gencecik bir çocuk. Galatasaray forması giyiyor. Hatta ben Emre ile o dönem aynı uçağa biniyorum. Emre altyapıda bir çocuk. Arda daha piyasada yok. Öyle söyleyeyim sana. Nihat Kahveci falan genç takımda oynuyorlar. Milli Tabii takım. tabii Arda Emre 2006-2007 mi inanılmaz. öyle bir şeydi piyasaya Emre çıktığında. inanılmaz efendi o yaşlarda. Daha 17 yaşında falan herhalde. Biz de gazetecilik yapıyoruz. İşte yurt dışı uçuşlarımızda falan aynı uçaktayız. Önümde oturuyor benden gazete istiyor falan. Öyle bir diyalogumuz var Emre ile o yıllarda. Daha böyle palazlanmamış. Abileri falan bunu daha şişirmemişler. Sonra bir gruplaşmalar falan oluyor Galatasaray'da biliyorsun. Bu Emre de bunlara dahil oluyor. Emre'yi de bunlar kafa kola alıyorlar. Emre böyle bir değişmeye başlıyor o süreçte. Emre Belözoğlu nasıl gündeme geliyor 2000 yılında? Kadir Çetin diye bir gencecik insan ölüyor bir trafik kazasında. Evet. Sabaha karşı. O çok büyük olay Evet. oluyor o dönem hatırlarsan. Evet. Ama şöyle oluyor, böyle oluyor. Çok detayına uzun uzun girmeyeceğim şimdi. Emre şunu söylüyor sadece orada. Hayatımın en zor 2 gününü yaşıyorum. İnşallah ölen kişinin ailesi beni artık evlatları gibi görür. Ölen kişi bana çarptı diyor. Olay sonra başka türlü konuşuluyor. Çok detayına girmeyeceğim. Ama Emre oradan ceza meza almıyor onu söyleyeyim. Fakat bir ölümlü kazaya karışıyor. Daha gencecik 2000 yılında. Sonra ilerliyoruz. Gidiyor Premier Lig'e. 2005 senesi Premier Lig'de. Emre Belözoğlu o dönem Newcastle United forması giyiyor. Everton'a 3-0 yeniliyorlar. Bu Newcastle formasıyla Emre oynarken. Karşı tarafta Joseph Yobo diye bir adam var. Tim Howard var. Bir de Lescott var. Bunlar siyahi futbolcular. Yobo Onlara işte bizim yönelik şey ırk. galiba ya. Bizim Yobo sonra Fener'de oynayan Yobo. Yobo galiba. Aynen. Yobo. Tabii. Yobo, Howard bir de Lescott. Bunlar siyahi futbolcular. Emre bunlara karşı saydırıyor gene. Irkçı söylemlerde bulunuyor. Bunlar şikayetçi oluyor. Hakkında soruşturma açılıyor 2005 yılında ırkçılık meselesinde. Sonra geliyoruz ilerleyen yıllara. FETÖ iddiası. Bir isim çıkıyor açık açık diyor ki Emre'nin evindeki sohbetlere katıldım diyor. Kim bu? Bekir İrtegün. Sizde de oynamıştı hatırlarsın Fener. Bekir'i. Tabii. Bekir İrtegün Fethullahçı terör örgütü soruşturmasında, FETÖ soruşturmasında, futbol yapılanmasına yönelik soruşturmada 2018 yılında bir ifade veriyor.
Ya FETÖ Diyor ki, Fenerbahçe'ye de sızmaya çalıştı. Nasıl sızmaya çalıştı? İşte bunların bak üzerinden sızmaya çalıştı. dur dur devam ediyorum. Bak şimdi 2018 yılındaki şeyde ifadesinde Bekir İrtegün diyor ki biz diyor Emre Belözoğlu'nun evinde FETÖ sohbetlerine katılırdık. Ben diyor bir bizzat katıldım diyor. Ne enteresandır ki bu Belözoğlu FETÖ soruşturmalarında ne sanık ne tanık ne de konuyla ilgili hiçbir şekilde ifadesine başvurulmuyor hala. Kim koruyor bu Emre Belözoğlu'nu? Ben yıllardır sorarım. Kim koruyor bu Emre'yi? Adam açık açık demiş ki biz Emre'nin evinde FETÖ sohbetleri yapıyorduk. Ben gidiyordum ben diyor Bekir. Bekir İrtegün. Tamam. Kimse de dönüp bu Emre'ye sormuyor. Kardeşim nedir bu diye demiyor. Kim koruyor bu Emre'yi? Tamam. Bir soru. Valla 2007'ye geliyor. açık söyleyeyim. Dur devam edelim. Sonra en son sana Tamam. vereceğim sözü. Daha bitmedi. Bir de bu özet notlar bunlar. Daha çok şey var da. Geliyoruz 2007'ye. Göstersene Cem 2007'de ne olmuş. A milli futbol takımının maçı. Tamam. 3-0 kazanıyor Macaristan'a karşı. Gol atıyor. Dönüp basın tribününe yaptığı harekete bak. Görüyor musun? Gazetecilere şu hareketi yapıyor Emre Belözoğlu. Sonra bu tabii büyük polemik oluyor. Açıklama yapıyor. Diyor ki o dönem bana çok doğru gelen bir çocukluktu diyor. Polemik o dönem için bana çok doğru gelen bir çocukluktu. Şu an baktığında çok değersiz hissettiriyor ama pişmanım demiyorum. Pişman değilim diyor. Hala bak. Emre Tabii. Belözoğlu hala şu hareketten dolayı pişman olmadığını söylüyor. Ebe ahlaksız, terbiyesiz herif. 2009. Yine Emre sahnede. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de oynuyor o dönem. Kayseri sporlu futbolcu Kangele miydi? Cangele miydi? Kangele. Kangele'ye böyle yapıyor. Boğazını keserim diyor. Tabii. Hatırlıyorsun değil mi Tabii, bunu? hatırlıyorum. Kendisi de faul yapıyor futbolcu. Sen bittin diye böyle parmağını sallıyor. Emre'nin meşhurdur sonra. Sonra da böyle yapıyor. Boğazını keserim. 2009'da bu oluyor. Devam ediyor. Bitmiyor. Az kaldı ama sabredin. 2013. Irkçılık. Yeni bir ırkçılık meselesi daha. Yine Fenerbahçe'de oynuyor Emre Belözoğlu o dönem. Trabzon maçı. Trabzonsporlu futbolcu Zokora. Hatırlarsın. Didier Zokora. Tabii. Ona ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Bak 2 yıla kadar. Ama bizim ülkede bunlar çok mesele edilmediği için ve Emre nasıl kollanıyorsa, korunuyorsa ben bilmiyorum. Bir şey olmuyor. 2 yıla kadar hapiste yargılanıyor. Sonra maçta Zokora ile Belözoğlu karşı karşıya geliyor. Şu manzara yaşanıyor. Zokora Emre'ye elini uzatmıyor. El sıkışmıyor Emre'ye. Haklı. Yine Haklı. sahnede Emre. Ve 2023. Daha yeni. Bak. Arada bir sürü şeyi es geçiyorum bu arada. Onları siz hatırlarsınız. Bak bir sürü şeyi es geçiyorum arada. 2023. Daha bu Halil Umut Meler dövülmeden önce. Teknik direktör yine beyefendi. Bu arada demin Feridun çok güzel hatırlattı. Bunların ne lisansı var, nasıl teknik direktör bunlar. Arda da buna dahil. Arda Turan. Nasıl oluyorsa Tabii. teknik direktörlük yapıyor bunlar. Abi Selçuk bir anda hoca oldu. Ben anlamadım nasıl oldu ya Ha işte mesela. Selçuklar, şunlar, bunlar, Emreler nasıl oluyorsa. Şimdi bak Emreler. 2023'e geldik. Emre Belözoğlu artık teknik direktör. Ama durmuyor. Dedim ya Emre'nin olduğu yerde olay var. Başakşehir'in başındayken daha Ankara gücüne gelmemiş. Başakşehir'in başındayken Giresunspor'la oynuyor bunlar. Giresunspor deplasmanında bir bakıyorsun Emre tribünlerde taraftarlara küfürler, kıyametler. Kavga. Bayağı bak görüyorsun değil mi? Seni bak görüyor musun? Seni diyor. Kavgalar, yürürlükler çıkıyor o maçta. Yine Emre sahnede. Büyük olay olmuştu o dönem. Hatırlarsın bu olayı. Ve Tabii. geliyoruz işte şeye. Ankaragücü maçına. Maç sonunda Halil Umut Meler'e küfürler, kıyametler, sallanan böyle parmaklar. Halil en çok yaptığı şey de budur böyle. Durmadan parmak sallar. Halil Umut Meler'e, Emre Belözoğlu. Sonra başkan sahaya giriyor. Halil Umut Meler'i yumrukluyor. Birileri de yerde tekmeliyor. Beyefendi çıkıyor. Emre Bey maçtan sonra. Üzgünüm diyor. Bana bir şey sormayın diyor. Çekiyor gidiyor. Yani Emre nerede? Olay orada. Ümit Özat da diyor ki. Ümit Özat'ı sen bilirsin. Eski Fenerbahçeli Ümit Özat. Çok Twitter değişik işler hesabında yapıyor ya. Çok güldürüyor değil. Değişik, güzel bir adamdır. Severim ben Ümit Özat'ı. Bazı şeylerine katılmasam da. X Ben de hesabından bir paylaşım kaptan. yapıyor. Diyor ki aynen bizim söylediğimizi söylüyor. Türk futbolunda nerede bir kara gece var? Orada Emre Belözoğlu var. Bu arada Tesadüften faul. paylaştığı fotoğrafta da bir bak hatırlıyor. Ben de bunu hatırlıyorum. Birine şey diyor. Yani seni yazdım diyordu. Tabii tabii Yani bu seni diyor olayı da yazdım var. not ettim seni diyor. Galatasaray maçında birine söylüyor. Kime söylüyor bilmiyorum ama seni yazdı galiba basın tribününe yazı Tabii söylüyor gene diye basından biliyorum. birine söylüyor. Tabii. Artı Aynen İbrahim öyle. Özaydın hatırlattı.
olaylı Türkiye-İsviçre maçı vardı hatırlarsın. Aynen Fatih öyle. Tekin işaretiyle Tabii tabii. İsviçre'lere Tabii. saldıranlardan bir tanesi yine Emre Belözoğlu'ydu ve Türkiye'nin ne kadar zor durumda kaldığını hatırla bu maçta. Ki Kesinlikle evet, öyle. İsviçre çok şerefsizlik yaptı, katılıyorum. Ama o sonuç olmamalıydı. Bizim başımıza o şekilde bir bela açılmamalıydı. Aynen öyle. Şimdi İbrahim Özaydın da demiş ki Arda'nın akıl hocası Emre, hepsinin akıl hocası Fatih Terim. Doğru, vallahi tespit doğru. Bak tam onu söyleyeceğim biliyor musun? Bak bir ekip var ve bu ekip Emre, Arda, bak Selçuk İnan'ı saymıyorum. Selçuk İnan'a başka türlü yani sahada çok çirkefliğini görmedim. Selçuk düzgün Ondan bir sonra adamdı ya Caner sahada. Erkin. Bak Caner Erkin. Caner de Ondan sonra biraz şeydi, bunlar bir yapma. ekip. Ya Ha, ne? o ekipte. Ha o ekipten söylüyorum. Tabii. Yani Caner Erkin. Ondan sonra abi sahada Ya az Burak önce Yılmaz, Burak saydığımız Yılmaz. Burak Burak Yılmazlar, Yılmaz. Ardalar. Bak Bunlar az böyle önce ballarına gidip saydığımız başkalarının karılarına falan salça olan tipler değil miydi? Yanılıyor muyum? ya ne diyeyim? Ya aynen öyle abi Şimdi de. bak, Bak o sinirden saydığımız amiyane Tugay. konuşurlar. Kusura Heh. bakmasın izleyenler. Yani Ya o yaşanmadı mı saydığımız. bunlar? Yaşandı Şeyde, abi. hastanede silahla kim gitti? Ben mi gittim? Popçu bir tane Yani. adama silah milah göstermeler, kendimi vurayım falan demeler. Nasıl sporculuk bu abi? Abi. Bir İşte tanesi bak. Burak Yılmaz dediğin adam belediye otobüsünü durdurup dövmeye Ha. kalktı. Bindi otobüse. Sonra otobüs şoförü sopayla inince arkasına bakmadan kaçan Burak Yılmaz. Utanmıyor Tabii. musunuz ya siz? Ya işte Emre Belözoğlu'nu konuşuyoruz. Bunlar da Emre'nin ekibi. Kankaları. Pardon, araya girdim ya Cevim. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Yani şimdi bu hani az önce saydığımız işte Tugay Kerimoğlu, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, ondan sonra Ergün Pembe, Beşiktaş'ta Rıza Hoca, Şifo Mehmetler falan filan. O karakterin bir de ek olarak Bülent Korkmaz ve Volkan Demirel örneğinde söylediğimiz karakterlerin haricinde futbola ne kadar sıkıntı oluşturabilecek şey varsa getiren bir yapıları var ve ilginçtir. Bunlar resmen bir ekip. 25 senedir, 30 senedir FETÖ'nün de değmesiyle bir ekip var.